Vay 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 Ati. Canlıyım başı. Evet arkadaşlar, nasıl geçmiş oldun? Gelmedin ha? Ya sabah olmadı. Var ya. Selamünaleyküm dostlar. Hepinize. Eyvallah güzel dostlar. Teşekkür ederim. Bir herkes toplanmış olsun arkadaşlar. Kumanda versene ona. Arkadaşlar tekrardan hepinize selamünaleyküm. Umarım keyfiniz yerindedir. Kahve abi, soğuk. Soğuk o, içerim kahve. Arkadaşlar biliyorsunuz ki heyecanla beraber başımızdan talihsiz bir olay geçti. Önce olaydan ufak bir bahsetmek istiyorum. Perşembe gecesi, geçtiğimiz perşembe gecesi biliyorsunuz ki bir operasyon oldu. Benim evde olmadığım anımda eve geldiler. Sesim geliyordur inşallah tam. Bir kontrol etseniz oradan, tam geliyor mu sesim? Biliyorsunuz ki heyecan alındı. Ben de evde olmadığım için alınamadım tabii ki. Suçlamaları biliyorsunuz arkadaşlar. Klipte kullanılan, aynen klibinde kullanılan silahlarla alakalı ve şarkılarımızla alakalı. Gittik, ifademizi verdik. Takdir edersiniz ki bir 3-4 gün gitmedim. Bunun sebebi de şuydu. Muhabbetleri tam öğrenmek istedim. Çünkü haberleri de gördünüz. Heyecanın nasıl aldığını da gördünüz. Yani açıkçası oradaki işte söylemler silahların orijinal olduğuna dair yine medya, yine basın her zamanki gibi. Gereken baskıyı kurdu üstümüzde yani. Ama organizede olsun, keza adliyede olsun herhangi bir problem yaşamadık. Eğer şu an organizedeki abiler de izliyorsa ki izliyorlardır. Bence büyük ihtimalle onlara da buradan selam olsun. Gayet bize iyi davrandılar. Bugün de heyecan zaten 2-3 gün önce serbest bırakıldı. Bugün de ben aynı şekilde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldım. İfadelerimizi de verdik gayet de. Yani mahkeme açıldığında suçsuz olduğumuz anlaşılacak. Bu konuyu böyle açıklayayım size. Şöyle geri kalan mevzuda da şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Öncelikle oturup kalktığımız, bir yemek yediğimiz, selamlaştığımız, merhabalaştığımız çoğu ünlü dünyasından, arkadaşımızdan bir ses duymamak, bir herhangi bir bizim için bir destek paylaşımında bulunmamak bizi üzdü. Şimdi isterim ki hepsinin burada böyle tek tek ismini vereyim. Ama gerçekten eğer başka birilerinin bu şekilde alındığı olmuş olsaydı veya atıyorum Ezel için neler olduğunu gayet iyi biliyorsunuz. İnsanların nasıl ayağa kalktığını gayet iyi biliyorsunuz. Biz ama yine bizim sadece çevremizdeki insanlar tarafından destek gördük. Yine oturup kalktığımız insanlar tarafından destek gördük. Ama baktım ki Instagram'da takipleştiğim, sokakta merhabalaştığım, zamanında oturup yemek yediğim, bir çay içtiğim, bir çorba içtiğim insanlardan bir destek görmedik. Ama aynı insanlar başkaları olduğunda gayet nasıl tepki verdiğini de gayet iyi gördük.
bizim için sıkıntı yok. Kimsenin desteğine de ihtiyacımız yok. Allah'a şükür zaten bir suçumuz olmadığı da göründü. Problem yok. Ama şöyle bir şey var. Bu kaşarlar diyorum bunlar. Çünkü bu kaşarlık yani benim gözümde. Ben şimdi zaten hepsini tek tek takipten çıkacağım. Benim bu canlı yayını açtığımı görüp bana geçmiş olsun yazan abi var mı bir ihtiyacım veya böyle böyle bir şeyler yazanlar oldu. Ama onlar da işte sıkıntı yok artık takip edeceğim insanlar değil onlar da. Herkes bunu böyle bilsin. Hakkımızda çok paylaşımlar yapıldı. Yok işte bunlar şöyle. Bunlar hani teröriste varacak kadar ifadeler, yorumlar. Gerek ailemize gerek kız arkadaşıma bu tarz şeyler. Yani bizi gerçekten bilen biliyor. 7 senedir bu işin içindeyiz. Ne bir suçu övmek için şarkı yaptık ne de bir suçluyu övmek için şarkı yaptık. Asla böyle bir amaç gütmedik yani. Bizim kaldı ki düşme diye bir parçamız bile var. Uyuşturucuya karşı yapılmış bir parça. Ama böyle ithamlarda bulunduk. Yani gördük ki ülkenin yarısı gerçekten bu durumumuzdan memnun oldular. Ki bu duruma herhangi bir ünlü gelse asla bu durumu kabul etmeyecek kişiler bile bu konuda bizim için gayet baskılı oldular yani. Gayet iyi olduğu yönünde haberler yaptılar. Zaten medya, zaten haber kanalları. Yani bunlar heyecanın alındığı görüntüler, benim aranıyor diye lanse edilen görüntüler, evdeki silahları gerçekmiş gibi gösteren görüntüler. Bunların hepsini paylaşıp kaldı ki bir tane serbest kaldı haberi yapmadılar. Bunların hepsinden zaten gereken tazminatı isteyeceğiz. Bizim fotoğraflarımızı bu şekilde gösterdikleri için. Bunlar zaten ezelden beri sürekli böyle. Biz bunlara alışığız. Problem değil. Yani bizim orada bir gün iki gün kalmamız da problem değil. Sonunda aklandık çünkü. Bir problem yok. Ancak şöyle bir şey var. Tekrardan dediğim gibi benim sistemim bu insanlara, bizim arkamızdan iş çevirmeye çalışan insanlara. Özellikle sana buradan çok selam söylüyorum. Berkcan, sen ya izliyorsundur ya da bu yayına denk geleceksindir. Bana bir o görüntüyü verir misin kardeşim? Şimdi arkadaşlar bu süreçler olurken TikTok'ta bir videoya rastlanıyor. Bu video var mı şu an? Duruyor mu? Silmiş mi? Kaldırdı. Evet arkadaş silmiş bu videoyu. Videoda işte Heyecan ve Mutlu'yu tutuklayan memurun en sevdiği şarkı yazıyor üstünde. Altında da bu Berkcan denen arkadaşın yeni çıkardığı şarkı var. Bizim arkadaşlar da bu arkadaşa yazıyor bir tane çocuk aracılığıyla. Diyorlar ki niye böyle bir video yaptın? Arkadaş da diyor ki BG çektirdi bana bunu diyor. Yani Berkcan Güven. Berkcan Güven'in bu videoyu bana çektirdiğini söylüyor. Elimizde zaten konuşmalar da var. Berkcan ya bu arkadaş yalan söylüyor. Niye böyle bir yalan söylesin? O da var. Ya da sen saçma sapan işlerin peşine düşmüşsün. Şarkının PR'ını bizim üstümüzden yapmaya çalışıyorsun. Seninle ilgili çok güzel anılarımız var Berkcan biliyorsun. Sen de gayet iyi biliyorsun kardeşim. Ben sana buradan hiçbir şey söylemiyorum kardeşim. Tamam mı? Bu rezilliği insanlar görsün. Anladın mı? Sen benim kalibremde bir insan değilsin zaten. Tamam mı? O yüzden ben sana hiçbir şey söylemiyorum yani. Bu utanç vereceğin sana senin olsun. Sen zaten yazarsın bana. Konuşursun. Sen yazmazsan olmadı. Babanla bu konuyu konuşuruz. Çünkü yaptığın şey hiç hoş değil kardeşim. Tamam mı? Yaşın ufak. Beynin bu işlere el vermiyor ama bizim evlerimizi bastılar. Anladın mı? Bizim ailemiz, bizi seven insanlar üzüldü günlerce. Anladın mı? Benim annem evdeyken eve girdiler yani. Anladın mı? Bunlar senin öyle makara yapacağın, senin şarkını, PR'ını yapacağın konular değil. Tamam mı kardeşim? Tamam mı? Sen zaten değişik bir insansın. Anladın mı? Senin hakkında daha fazla konuşmak istemiyorum. Ama bunu bil. Tamam mı kardeşim? Senin için en büyük şey budur yani. Geri kaldı ki aynı şekil takipleştiğim insanlardan, kendisine abi diye hitap ettiğim insanlardan Mörda hiçbir şekilde bir paylaşım, bir destek olmamış ve bize kalkıp özelden yazmış. Sana da buradan söylüyorum. Sen benim için artık abi değilsin, öndersin. Tamam mı? Sana da buradan söylüyorum. En azından bir destek mesajı beklerdim senden. Tamam mı? En azından bize böyle yazmakla olmuyor. Sizin bir kitleniz var. Anladın mı? Bu insanlar bizim suçsuz olduğumuzu bile bile hala böyle bir paylaşımda bulunmayıp bize özelden yazmaya kalktın. Sen de benim için bittin. Aynı şekil benim takip ettiğim insanlardan yine label. Sana da buradan selam olsun kardeşim. Tamam mı? Senden de herhangi bir paylaşım göremedik. Anladın mı?
Kaldı ki Uzi Mustafa Sandal olayında bile kalkıp Uzi'nin şarkısını paylaştın, anladın mı? Ama kalkıp işte bunun için bir şey yapmadın ki seninle oturup kalkmışlığımız var, anladın mı? Ama sen de benim için artık yoksun, haberin olsun, tamam mı? Şimdi hiçbirinize çıkmadım, şimdi ya izliyorsunuzdur ya dinliyorsunuzdur, tamam mı? Kaldı ki zaten senin yanında beraber gezdiğin, beraber yediğim içtiğim insanlar bile bunu yapmadı. Bize kalkıp özelden yazmaya kalktı. Onlara da buradan selam olsun, onlar da beni duysun, anladın mı? Bizim kimsenin desteğine ihtiyacımız yok arkadaşlar. Bizi seven, bizi bilenler bizi desteklesin yeter. Ama insan kayırıyorlar arkadaşlar. İnsan seçiyorlar, anladın mı? Dinlediğiniz insanlar, anladın mı? Fanboyluğunu yaptığınız insanlar insan seçiyorlar kardeşim, anladın mı? Bugün Ezhel için kalkılan, yapılan şeylerin hiçbiri, zerresi bizim için yapılmadı. Niye? Siz gayet iyi biliyorsunuz niye olduğunu zaten. Kaldı ki biz Ezhel için, Ezhel'in alındığı zamanda da Ezhel için tweet atmış bir adamım ben. Aynı şekilde heyecanda. O da mağduru oynamayı iyi biliyor ama hiçbir şekilde kalkıp bir destek mesajı veya bir destek ihtiyacımız yok ama insan bekliyor işte. Anladın mı? Sıkıntı yok. Dediğim gibi arkadaşlar benim ne devletime ne milletime ne de polisime sitem edecek halim yok. Anladın mı? Bizi CİMER'e şikayet etmişler. Ondan sebep de gelmişler, bizi almışlar. Zaten o önce silahların airsoft olduğu belli. Her şey ortada. Hiçbir problem yok. Benim onlara söyleyecek hiçbir lafım yok. Herkes görevini yapıyor. Hiç problem yok. Ama benim sistemim işte bu bizim yüzümüze gülüp, bu bizle oturup kalkıp, bu bizle yiyip içip, sonra korkak gibi, fıssek gibi böyle gezenler. Ben başka bir şey söylemek istemiyorum. Daha çok isim verirdim de gerek yok. Bunlar benim takip ettiğim insanlar. Ayrıca bana destek veren, bize destek veren, heyecan içerideyken, ben içerideyken bize destek veren herkese çok çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bu tanıyıp bizi desteklemeyenlerden ziyade bizi tanımayıp destekleyen ünlü camiasından rapçilere buradan kucak dolusu sevgiler, selamlarımı yolluyorum. Çok teşekkür ediyorum. Anladın mı? Yani diyeceklerim bu kadar. Yani bu saatten sonra zaten biz az kişilik insanlarla oturup kalkan insanlar değiliz. Ama herkesin notunu verdim arkadaşlar. Bu zamanda bana destek vermeyen, bize destek vermeyen, her kim olursa olsun bizi yolda gördüğünde sakın selam vermesin. Bu canlı yayından sonra sakın bana yazmaya kalkmasın. Tamam mı? Benim diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Sizleri bilgilendirmeye devam edeceğim. Konserlerimize de devam edeceğiz aynı şekilde. Hiçbir şekilde durmak yok. Şarkılarımıza da devam edeceğiz. Yani bir hayatımız var ve bu hayatta sizler için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Kendimiz için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Böyle engebeler olabilir. Problem yok. Biz hayatımız engebelerle geçmiş zaten. Bunları da aşarız. Hiç problem değil yani. O yüzden önemli olan bize sizin desteğiniz. Bizi sevenlerin desteği yani. Başka hiçbir şey değil. Çünkü yıllardır bizi ayakta tutan şey bu. Bizi sevenler tam seviyor. Sevmeyenler de tam sevmiyor zaten. O yüzden problem yok. Hepinize selam olsun. Kendinize çok dikkat edin. Allah'a emanet olun kardeşim. Allah'ın dediği olur. Allah'ın.